Fulya Hanım'ın çay saati menüsünden çikolatalı kokoşlar. Yarım su bardağı şeker 100 gram, 2,5 yemek kaşığı tereyağı 125 gram, 1 paket krema 200 gram, 4,5 su bardağı Hindistan cevizi 280 gram, 300 gram sütlü çikolata, 1 çimdik tuz. Evet, çikolatalı kokoşumuz için hazırız. Şöyle tartımızı çıkardık. Ben size korkmayın, ölçüde vereceğim. Önce neyi ölçelim? Önce bardak buradayken 100 gram şeker ölçebiliriz, toz şeker. Tamam. Tam yarım bardak yapıyor. 100 gram şeker. Sonra tereyağımızı ölçebiliriz. Tamam. Ne kadar olsun tereyağı? 125 gram tereyağı eriteceğiz. Eriteceğiz. Evet, o zaman onu kabımızda tencereye alıyoruz. Tartabiliriz. Şöyle yapalım. Bir kaşık, hep 50 gram derim ya. Bakalım öyle miymiş. Tamam. 2,5 kaşık tereyağımızı eritmeye evet, eritiyoruz. Ben geleyim mi oraya? Gel. Geldim. Bu şimdi pişerek yapılan bir iç olacak değil mi? Evet. Çikolatanın içini hazırlıyoruz evet, yani. Evet, Hindistan cevizi, tereyağı, krema çok lezzetli oluyor. O zaman sert bir iç gibi bir şey, hamur gibi bir şey evet, yapacaksın. Evet, hamur gibi. Başta çok sert olmuyor, yumuşak oluyor. Bunu biraz evet, bekleterek, soğutarak sertleştiriyoruz. Ondan sonra çikolatayı buluyoruz. Ben böyle tarifleri seviyorum. Bunun mesela hani birebir size göstermek istediğimiz için biz mecburen ara vereceğiz. Onun donmasını bekleyeceğiz. Akşamdan yapın. 2 gün önceden yapın. Evet. Buzdolabında tutun. Misafiriniz geldiğinizde birazdan gösteririz. Çikolata kaplamasını bir tek hazırlamanız gerekecek. Ben varı usulü o kadar. Onun dışında gayet pratik. Böyle şimdi moda oldu ya doğum günleri çocuklarda evet, falan. Bence benim büyük süper. Kızım bunu çok seviyor. Marketten almasını tabii istemediğim için ben de aradım buldum böyle güzel bir tarif. Süper. Şimdi evde yapıyorum onu. Sabah yapıyorum, dolaba koyuyorum. O okuldan geldiğinde de akşamüstü işte çikolatasını bulayıp güzel, ona veriyorum. Şu ne kadar ölçmüştük? Yarım bardak. Yarım bardak, 100 gram. 100 gram şekerimiz. Çalışan bir anne misin? Değilim. İşi bırakanlardan mısın? Aslında ben okulumu bitirdikten sonra kısa bir süre çalışabildim. Ondan sonra zaten direkt evlilik, çocuklar böyle hızlı bir şekilde çok genç gelişince. Hani gerçekten hani bana da çok söylerler ama şey aynı şekilde birini görünce 30 yaşına 2 çocuk sığdırmışsın, evet, evlilik sığdırmışsın. Valla maşallah. Birisi 1 yaşında, birisi 4 yaşında. Birisi de 4 yaşında, evet. Biz biraz acele ettik araları kısa olsun diye. Bir arada büyüsünler diye biraz zor oluyor ama benim çok güzel. Benim kızım hep kardeş istemiştir. Maalesef ona bir kardeş veremedim ben. 12 yıl oldu boşanalı. Ve sonra da çok geç şu anda artık 16 yaşında. Hala da söyler, içinde ukde kalmıştır. Ama o yaş aralığı bence evet, de çok önemli. Bence de öyle. Evet. Tamam, buna kremayı ekleyebiliriz şimdi. Şuradan alır mısın? Pişen bir hamurumuz var yani. Hamur desek buna yeridir. Şeyle, yöresel yemekle aran nasıl? Nereye? Erzincanlıyız. Oo. Benim babaannem çok güzel yemek yapar aslında. Sana mutlaka geçmiştir. Benim eşim de Göreleli, Giresunlu. Hmm. Onların da yemek kültürü çok farklı, çok güzel. Ben üniversite okurken ev arkadaşım vardı Zeynep. Onun kuzeni eşim. Onun vasıtasıyla tanıştık. Şuna bir fiske tuz atacağım. Tuz. Şey belliymiş ya böyle herkesin kaderi ne ilginç. Hani ev arkadaşın olmasa Zeynep. Evet. Eşinle de tanışamayacaksın. Şimdi bu karışımımız kaynadı. 1-2 dakika böyle kaynadıktan sonra altını kapatıp Hindistan cevizini ekleyebiliriz. Tamam. Çünkü krema çok pişirilmez. Evet. O yüzden bunu tamam, yapıyorsun. Tamam, şimdi kapatalım. Kapattık. Soğumasını bekleyecek misin? Hayır, hiç beklemiyorum. 280 gram olacak. 4,5 bardak Hindistan cevizi tam. Onu atalım içine. Öyle çok seviyorum ki şunun kokusunu şey çok güzel, tazesini de çok seviyorum. Bazı marketlerde böyle küçük atıştırmalıklar olarak kesip kesip koyuyorlar.
bayılıyorum. Hindistan cevizinin içindeki yağ cilde inanılmaz iyi geliyormuş. Bu arada Hindistan cevizi yağını ben de duydum. Saça çok iyi geliyormuş. Hatta bende de var ama deneyemedim daha. Ya şey doğal yağ olsun da benim için fark etmiyor. Evet. Ben böyle yağları çok severim. Tamam, bunun içi şimdi hazır. Hı hı. Bunu kabımıza aktaracağız. Kolay çıksın diye şu an yağlı kağıt koyuyoruz. Evet. Güzelce bastırmamız gerekiyor bunu sıkı bir şekilde donabilmesi çok için. O kadar çekici gözüküyor ki şu an bile böyle kahvenin yanına ikram edilebilir bir şey oldu. Başka bir tarife geçmek istemiyoruz. O zaman böyle hani yeni açanlar karıştırabiliyor tarifi. Hani tarifler birbirine geçebiliyor. Siz bunu dediğim gibi akşamdan yapabilirsiniz. Birkaç saat önceden yapabilirsiniz. Çok aceleleri varsa da dediğim gibi buzlukta hemen yarım saat 45 dakikada donabiliyor. Vakitleri varsa normal dolaba koyuyoruz. Evet evet. 1-2 saat yeterli normal buzdolabının alt bölümünde. Tamam bu. Şöyle tekrar. Tamam. Tamam. Şöyle güzelce kenarlarını bastırayım. Tamamdır. Bunu buzluğa alabiliriz. Şimdi de benvari usulü çikolatamızı eritelim. Suyun altını yakalım benvari usulü için. Normalde bitter çikolatayı ben çok severim ama hani bu tarife kabul ediyorum. Evet. Ki hep yediklerimiz de öyle. Şey sütlü çikolata evet, çok yakışıyor. Evet sütlü yakışıyor. Bitterle de denedim ben de daha çok seviyorum evet. Ama biraz acılık veriyor. Aynen. O yüzden sütlü yapmanızı tavsiye ederim. Ne kadar çikolatamız var burada? Sen kırdın. 300 gram kadar var. Tamam. Bu şimdi böyle kısık ateşte yavaş yavaş olsun. Çok da acele olsun istemiyoruz. İstiyorsan Hindistan cevizimiz donuyor. Benvari usulü çikolatamız eriyor. Hindistan cevizini böyle sakin sakin dondurmak çok istiyoruz. Yani iyice donsun istiyoruz. Tamam. O kadar da beklememizin bir anlamı yok. Evet. Araya çok güzel hem pratik bir tarifim var. Çatalı yapalım. Tamam, çatalı tamam araya alabiliriz. Pastaneler çatlayın da patlayın. Biz ev usulü